protokol, kıymetli misafirler, değerli öğretmenler, silah arkadaşları ve tüm şehitlerin... Yani altyapı sorunu, tesisleşme, ulaşım, bunlar çok önemli. De geri dönecekse onda bir anlamı yok. Yani burayı... Evet, Sayın Rektörüm hoş geldin. Üniversitelerin yerel yönetimlere düşen görevleri. Mesela Kayseri bağlamında sizin kafanızdaki proje... Durum sergiliyorlar. Kendileri tebrik ediyorum. Bugün aramızda bulunan konuşmacı misafir Fikret Bey, demin özgeçmişini hep beraber dinledik. Gerçekten de çok ulvi, çok ciddi bir görev yapmakta. Ve sorumluluğu üstlediği TÜTAP Genel Başkanlığı yapmakta. Anadolu'muzdaki yerel kültürümüze kayıtlı olan, somut olmayan kültürel değerlerimizi ulusal boyuta taşımakta ve UNESCO'nun listesine bunları kaydedebilmektedir. Nitekim de arkamdaki billboard'da şimdi gördüm. 16 tane gerçek, kaç tane? 69 aday unsur da adaydır. Bilindiği gibi bizim Kayseri'de bu konuda zengin illerden biriyiz. İlimizde özellikle Selçuklu dönemine ait somut olmayan çok değerli kültürel mirasımız var. Bunları UNESCO Dünya Mirası listesine aldırabilmek için tabii ki ya belli bir yerde bizim gücümüz ama sağ olsun Fikret Bey bunun hem bürokrasi yollarını biliyor hem projelendirip sunma tekniğini biliyor ve bu işte misyon adı üstlenmiş. Çok değerli bir dostumuz, değerli kardeşimiz, yaptığı hizmet gerçekten de bu ülkenin geleceğine, somut olmayan kültürel mirasın yaşamasına ve dünya mirası listesine girmesine büyük çabaları olacaktır. Tabii Anadolu kültürel açıdan, tarih açısından zengin topraklar, zengin bir coğrafya, bölge. Bugün biz turizm açısından sadece deniz, kum, güneş odaklı aslında rekabet gücü de çok zayıf olan bir ürünü kullanabiliyoruz. Belki başlangıç noktası 80'li yıllarda o oldu. Tabii eşsiz turizm eserlerine, turizm açısından zengin, kültürel açıdan zengin, eşsiz değerleri de ön plana çıkarabilmemiz önemli. Bu bağlamda TÜTAP çok ciddi görevler yapmakta. Ben birkaç yıldır TÜTAP'ın çalışmalarında yakından takip ediyorum ve takdir ediyorum. Geçen işte Ali Bey'in de yapmış olduğumuz istişare neticesinde Fikret Bey'i aradık. Aradım bizzat. Dedim böyle böyle bir şey talep ediyoruz. Bir buraya ziyaretinizi bekliyoruz. Öğrencilerimizi, turizm sektörünü bu konuda bilgilendirmenizi, Kayseri için neler yapabiliriz? Biz akademi olarak her zaman biraz sonra da sohbet edeceğiz. Evet Türkiye tanıtımı diyoruz ama Türkiye'nin tanıtımı makrodan mikroya doğru yerine mikrodan makroya doğru yönelmeli. Yani bu arada etkileşim son derece önemli. Sayın Bakanımız Nabi Avcı'nın bir ifadesi var. Birleşmiş Milletleri biz belli konularda eleştiririz ama UNESCO Birleşmiş Milletler'in çok farklı bir yüzü. Çok pozitif bir yüzü. Ve biz bu yüzünü çok iyi kullanmamız gerekiyor ki biz Türkiye olarak da bunu çok iyi kullandığımızı ben düşünüyorum. Bugün geçici listeye baktığımız zaman en çok unsuru olan ülke olarak Türkiye'ye gözüküyor. Bu da bizi gururlandırıyor. Ve her yıl bu sayımız da artarak devam ediyor. Tabii birazdan kriterlere geçeceğiz. Ancak UNESCO'nun önemini ben biraz vurgulamak istiyorum. Tabii UNESCO ile Türkiye'nin tanıtımı birlikte düşünülmesi gereken bir konu. Biz UNESCO unsurlarımızı ne kadar iyi tanırsak, biraz önce de Sayın Bakanımızla söyleşi yaparkenki ifadelerimde gençlerimiz ileriye dönük orta ve uzun vadede yurt dışına gittikleri zaman kendilerine Türkiye'den bir takım şeyler sordukları zaman bu cevabı rahatlıkla verebilmeliyiz. Türkiye aslında dünyanın belki de en zengin ülkesi turizm ve kültür anlamında. Dört mevsimin yaşandığı ama binlerce yıllık bir tarihi birikimin de olduğu bir ülke. Kayseri'de bundan nasibini alan bir şehir. Fakat Erciyes Üniversitesi Türkiye'nin sayılı üniversiteleri arasında üniversiteler tarihi açısından baktığımızda 40 yıl gibi kısa bir süre içerisinde Türkiye'nin ilk 10 üniversitesi arasında hemen hemen her derecelendirme kuruluşunun sıralamasında yer alıyor. En son dün
URAP sıralaması açıklandı. Orada da baktığımızda yine ilk 10-11 arasında yer alıyor. Dünya sıralamasında da 600 ile 800 bandı arasında 500'e doğru gidiyor. Ama öğrenci çekerken bu sıralamayı kaçırdığımızı görüyoruz. Yani Erciyes Üniversitesi bulunduğu sıralama itibariyle Türkiye'de ilk 10'dan öğrenci alması gerekirken, 10. yani ilk 10 sıradan öğrenci alması gerekirken bakıyorsunuz 25-30. Sıralardan öğrenci alıyor. Bunu daha önce biz yerel yönetimlerle de daha önce paylaşmıştık. Erciyes Üniversitesi üzerine düşeni yaptı ama bundan sonrası yerel yönetimlere düşüyor. Kayseri şehrinin cazip olup çekmesi lazım. Bu aynı turizm gibi. Turist çekebilen bir şehir öğrenci de çekiyor. İşte Antalya, İstanbul örneklerinde olduğu gibi. Bizim Kayseri'yi bu anlamda yerel yönetimlerin Kayseri'nin tanıtımı cazip hale getirilmesi, tabii yanında sosyal olanakların da artırılması gerekiyor. Bir dağımız var, en az deniz kadar değerli ama kullanamıyoruz. Tarihi eserlerimiz var. Antalya'ya turizm için gidenlerin hiçbirinin uğramadığı tarihi eserleri var. Ama biz de burada yanı başımızda Kapadokya ama içeride Talas biraz önce sayıldı. İşte Tavlusun. Yani Kayseri'nin etrafındaki köylere baktığınızda bir kısmı tabii taşınmış, taşınmak zorunda kalmış ama köylere baktığınızda hepsi ayrı bir tarihi kültür mirası. Bunların bir tanesi Avrupa'nın bir ülkesinde olsa milyonlarca belki turist çekebilecekler ama biz bunu değerlendiremiyoruz. Hayırlıdır inşallah. Üniversite olarak sizinize ve ülkemize